Evet, sevgili çocuklar, yaşadığımız bu sıkıntılı günlerin sizi çok bunalttığını, evde canınızın sıkıldığını, dışarı çıkıp park ve bahçelerde oyunlar oynayıp koşmak, eğlenmek istediğinizi biliyoruz. Yalnız bu izolasyon dönemine ne kadar dikkat edersek, kendimizi ve ailemizi ne kadar bu ortamdan koruyabilirsek, bu süreyi daha çabuk ve sağlıklı bir şekilde atlatacağımızdan şüpheniz olmasın. Beslenmemize, uyku düzenimize, temizliğimize lütfen özen gösterelim. Aile bireylerinizle eğlenceli oyunlar oynayabilir, belgesel, çizgi film izleyebilir, resim yapabilir, farklı etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. En kısa sürede okulumuza kavuşup birlikte olmak dileğiyle. Şimdi matematik dersini beraberce yapıyoruz. Konumuz kesirler. Daha önce işlemiştik biliyorsunuz kesirleri. Tekrar ediyoruz şimdi. Aşağıdaki şekilleri ve açıklamaları inceleyin demiş bize yönergede. Şekle baktığımızda bir elma ortadan ikiye bölünmüş ve eş parçalara ayrılmış. İki eş parça. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde her bir parça bütünün yarısıdır. Yarımı kesir ile 1 bölü 2 biçiminde gösteririz. Bir bütünü 4 eş parçaya böldüğümüzde her bir parçası bütünün çeyreğidir. Çeyreği kesir ile 1 bölü 4 biçiminde gösteririz. Aşağıdaki parçaların bir bütününün ne kadarını gösterdiğinizi yazın, kesir ifadelerini belirtiniz demiş. Birinci görselde bir karpuz görüyoruz ve karpuz ortadan ikiye bölünmüş yarım bir karpuzumuz var. Yarım. 1 bölü 2. Karpuzun altındaki görselde bir pizza dilimi görüyoruz ama bu pizza bir bütün pizzanın çeyreği, dörtte bir parçası. Çeyrek yani 1 bölü 4. Bu görselde gördüğümüz portakal ise yarım. Yarım bir portakalı gösteriyor. O zaman 1 bölü 2. Görselini gördüğümüz pasta dilimi çeyrektir. Yani 1 bölü 4. Pasta diliminin altında bir şeftali görüyoruz. Yarım şeftali, 1 bölü 2. Buradaki karpuzumuz ise çeyrek dilim. Yani 1 bölü 4. Limonumuz yarım, 1 bölü 2. Armut yarım, 1 bölü 2. Domates çeyrek, 1 bölü aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarının şeklin ne kadarını gösterdiğini ve kesir ifadesini yazınız diye bir yönergemiz var. Birinci görseli örnek olarak vermiş zaten. Bir bütün dörde bölünmüş ve bir parçası boyanmış. Çeyrek ve 1 bölü 4. Yandaki şekilde bir bütün iki eşit parçaya bölünmüş. Bir parçası boyanmış. Yarım yani 1 bölü 2. Onun yanındaki görselimizde yine iki parçaya bölünmüş, iki eş parçaya bölünmüş. Bir tanesi boyanmış parçaların yarım ve 1 bölü 2. Buradaki bütünümüz ise 4 eşit parçaya bölünmüş, bir tanesi boyanmış. Yani çeyreği boyanmış bütünün 1 bölü 4 diye ifade ediyoruz. Yandaki şekilde de yine 4 eşit parçaya bölünmüş, bir tanesi boyanmış. Bu da çeyreği gösteriyor. Bu da 1 bölü 4 diye ifade ediyoruz. En son şeklimizde ise bütün iki eş parçaya bölünmüş ve bir tanesi boyanmış. Burada da yarım bir kesir görüyoruz. 1 bölü 2. Aşağıdaki şekilleri ve açıklamaları inceleyiniz. Burada bir bütün iki eş parçaya bölünmüş. Yani 1 bölü 2 kesirimiz var. Bu kesirde kesir yazılırken üste yazılan sayı payı, ortadaki çizgiye kesir çizgisi, alta yazdığımız sayıya da payda diyoruz. Payda bir bütünü kaç eşit parçaya böleceğimizi söyler bize, gösterir. Pay ise böldüğümüz parçalardan kaç tanesini alacağımızı gösterir. Burada 1 bölü 2, 2'ye böl, bir parçasını al diyor bize kesir. Okurken de 1 bölü 2 ya da 2'de 1 şeklinde okuyoruz. Aşağıdaki çalışmaları örnekten yararlanarak yapalım. Şimdi örneğimize bakalım. Örnekte bir bütünümüz var. Bütün kaç eşit parçaya bölünmüş? 4 eşit parçaya bölünmüş ve bir tanesi boyanmış. Yani 1 bölü 4. Payı 1, paydası 4.
Okunuşu ise 4'te 1. Onun altındaki şeklimiz iki eşit parçaya bölünmüş. Burada da payımız 1, faydamız 2, okunuşu 2'de 1. Onun altındaki görselimiz 4 eşit parçaya bölünmüş bütünümüz. Bir parçası boyanmış. Boyanan kısım neydi? Pay bölümüne yazıyorduk. 1. Kaç parçaya bölündüğünü ise faydaya yazıyorduk. 1 bölü 4. Yani okunuşu aşağıdan yukarıya okuduğumuzda 4'te 1 diye okuyoruz. Yan taraftaki şeklimize bakıyoruz, üsttekine. 2 eşit parçaya bölünmüş bütün ve bir tanesi boyanmış. 1 bölü 2, paya 1, paydaya 2 yazıyoruz. Okunuşu ise 2'de 1. Onun altındaki bütünümüz 4 eşit parçaya bölünmüş, bir tanesi boyanmış. Pay bölümüne 1, payda bölümüne 4 yazıyoruz. 1 bölü 4, okunuşu ise 4'te 1. En son şeklimizde bütün 2'ye bölünmüş, bir parçası boyanmış, payımız 1, paydamız 2, 1 bölü 2, yani 2'de 1 şeklinde. Aşağıdaki kesir ifadelerinden yararlanarak bütünleri payda kadar eş parçalara bölüp belirtilen pay kadarını boyayınız diye bir yönergemiz var. Şimdi birinci görselin altında 1 bölü 2 yazıyor. Neydi? Payda bizim şekli bütünü kaça böleceğimizi gösteriyordu. Paydamız 2 olduğuna göre bütünü 2 eşit parçaya böleceğiz. Kaç tanesini alacağız? Bir tanesini alacağız. Yani 2'ye bölüp bir parçasını boyamamız gerekiyor. Yandaki şekilde şeklin altında 1 bölü 4 ifadesi var. Burada da bütünü 4 eşit parçaya bölüp bir tanesini boyamamız gerekiyor. Yandaki şeklimizde 1 bölü 2'ye bölmemizi istiyor. Yuvarlağımızı tam ortadan 2'ye bölüyoruz bütünü. Ve bir parçasını, istediğimiz bir parçasını boyuyoruz. Alta geçtik. Altta 1 bölü 4 kesrimiz var. Yuvarlak olan şekli, yuvarlak olan bütünü 4 eşit parçaya bölüp bir tanesini boyuyoruz. Üçgenimizi 2'ye bölmemizi istiyor. 1 bölü 2, 2'ye böl bir parçasını al. Tam ortadan yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çekerek 2 eşit parçaya bölüyoruz. Bir tanesini boyuyoruz. Dikdörtgenimizi de 4 eşit parçaya bölüp bir tanesini boyamamızı istiyor. Aşağıdaki şekil ve açıklamaları inceleyiniz. Şimdi şekil ve bütün, üstteki bütünümüz 4 eşit parçaya bölünmüş. Ve bölünen parçaların her biri 1 bölü 4. Bir bütünün eş parçalarından her birini gösteren kesrin payında 1 olur. Payında 1 bulunan bütünün her bir parçasını gösteren kesir ifadelerine de birim kesir diyoruz. Üstteki şeklimizin birim kesri 1 bölü 4. Alttaki bütün 3'e bölünmüş, onun birim kesri de 1 bölü 3'tür. Şimdi biraz da örnek çözmeye başlayalım. Örneklerimizle konuyu pekiştirmeye çalışalım. 18 öğrencinin 3'te 1'i kaç öğrencidir? Burada bütün 18. Bütünü 3 eşit parçaya bölüp bir tanesini bulmamızı istiyor bizden. 18'i 3'e böldüğümüzde 18'in içinde 3 6 kere var. 18 öğrencinin 3'te 1'i 6 öğrenci yapar. İrem 15 hikaye kitabının 5'te 1'ini kardeşine vermiş. İrem'in kaç tane kitabı kalmıştır diye soruyor. Dikkat edelim. Kalan kitapları soruyor. 15 hikaye kitabının önce 5'te 1'ini bulmamız lazım. 5'te 1'i bulmak için 15 bir bütün, 5 eşit parçaya bölmemiz lazım. 15'i 5'e böldüğümüzde 5'te 1'i 3 kitap yapar. Bu 3 kitabı kardeşine verdiğine göre 15'ten 3'ü çıkarıyoruz. İrem'in 12 tane hikaye kitabı kalıyor. Eda 30 tokanın 3'te 1'ini kardeşine vermiş. Eda'nın kaç tokası kalmıştır diye soruyor. Bütünümüz 30. 3 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Paydamız 3. 1 bölü 3. Evet. 30'u 3'e böldüğümüzde 10 çıkar. 10 taneyi kardeşine verdiğine göre
30'dan 10'u çıkardığımızda Eda'nın geriye 20 tokası kalır. Evet, aşağıdaki şekli ve açıklamaları inceleyiniz demiş. Bütünün parça sayısı. Bütün kaça bölünmüş? 4 yukarıda, 4 de aşağıda parça olduğuna göre 8'e bölünmüş. Parça sayısı 8. Kaç tanesi alınmış? 3 tanesi alınmış. 3 parçası boyalı çünkü. Alınan kısmı gösteren kesir ifadesi ise 8. Burada bütünün parça sayısı 4. Alınan kısım 2. Kesir ifadesi 2 bölü 4. Yan taraftayım. Bütünün parça sayısı 5. Alınan kısım 2. Kesir ifadesi 2 bölü 5. Burada bütünün parça sayısı 6. Alınan parça sayısı 4. Kesir ifadesi 4 bölü 6. En son şekildeyim. Bütünün parça sayısı 6. Alınan kısım 2. 6'da ikisi alınmış. Kesir ifadesi 2 bölü 6. Aşağıdaki şekilleri inceleyiniz. Örnekteki gibi boyalı parçalarına göre noktalı yerleri doldurunuz diye bir yönergemiz var. Bakıyoruz örneğimize. Bir bütün iki eş parçaya bölünmüş. Payı, paydası ve kesir çizgisi yazılmış. Ve yan tarafta da kesirin okunuşu 2'de 1 olarak ifade edilmiş. Devam ediyoruz bize yapmaya. İkinci şeklimizde bütün 3 eşit parçaya bölünmüş. O zaman paydamız 3. Bir parçası alındığı için payımız 1. 1 bölü 3. Okunuşu da 3'te 1. Diğer şeklimizde bütün 4 eşit parçaya bölünmüş. Paydaya 4 yazıyoruz. Bir tanesi alındığı için payımız 1. 1 bölü 4. Yani 4'te 1. Diğer şeklimizde bütün 4 eşit parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. O zaman pay 2, paydası 4, 2 bölü 4, okunuşu ise 4'te 2. Bir diğer şeklimiz 8 eşit parçaya bölünmüş, bir parçası boyanmış. Bu da 1 bölü 8'i gösteriyor bize, okunuşu 8'de 1. Diğer şeklimiz 6 eşit parçaya bölünmüş, 3 parçası boyanmış. Payımız 3, paydamız 6, 3 bölü 6, okunuşu ise 6'da 3. En son şeklimizde ise bütünümüz 5 eşit parçaya bölünmüş, paydamız 5, bir parçası alındığı için payımız 1, 1 bölü 5, okunuşu ise 5'te 1. Evet, burada da verilen kesirlerin okunuşlarını yazmamızı istiyor bizden. Evet, kesirleri biz iki şekilde okuyorduk. Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya okunuş şekilleriyle. Burada aşağıdan yukarıya okunuşunu vermiş. 4'te 1. Diğerinde 5 bölü 10, 10'da 5. 2 bölü 8, 8'de 2. 1 bölü 20, 20'de 1. 4 bölü 7, 7'de 4. 3 bölü 5, 5'te 3. 3 bölü 8, 8'de 3. 3 bölü 4, 4'te 3, 9 bölü 10, 10'da 9, 5 bölü 9, 9'da 5, 6 bölü 8, 8'de 6, 7 bölü 9, 9'da 7, 2 bölü 4, 4'te 2, 5 bölü 15, 15'te 5, 8 bölü 11 ise 11'de 8 diye okunur. Aşağıdaki renkli bölgelerden hangisi kesir sayısı ile gösterilemez? Şimdi A seçeneğindeki şekle bakıyoruz. Eşit değil. Bölünmüş, evet. Bütün iki parçaya bölünmüş ama bölünen parçalar birbirinin eşi değil. Eş değil. B'ye bakıyoruz. 3 eşit parçaya bölünmüş. Bu bir kesirdir. Kesir sayısı ile gösterilebilir. 1 bölü 3'tür. C'de de bütün iki eş parçaya bölünmüş. Bakın parçalar eşit birbirine. Bu da 1 bölü 2. O zaman gösterilemeyen, kesir sayısıyla gösterilemeyen şekil A'dır. Payı 3, paydası 5 olan kesrin modelini soruyor. Şimdi payı 3 ise boyanan kısmın 3 olması lazım. Bakıyoruz A seçeneğinde de 3 tane boyalı bir bölüm var. B'de de 3 tane boyalı bölüm var.
Ama paydası 5 diyor. Yani 5'e bölünmüş olması lazım bütünün. O zaman C seçeneğini eliyoruz. Cevabımız A. Bakıyoruz. Gerçekten de 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş ve 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 5. Okunuşu 6'da 2 olan kesir aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor 3. soruda. 6'da 2 dediğine göre 6 aşağıdan 2 yukarıdadır. Aşağıdan yukarıya okunuşunu vermiş çünkü. 6'da 2. Paydası 6'lara bakıyoruz. A seçeneğini eledik. B'de 6 var. C'de de 6 var. 2 diyor. Payı 2 olacak. C'yi eliyoruz. Cevabımız B. 2 bölü 6. Aşağıdaki kesirlerden hangisinin okunuşu doğrudur diye bir sorumuz var. A'ya bakıyoruz. 1 bölü 3, 1'de 3. Bu şekilde okunmaz. Ya 3'te 1 ya da 1 bölü 3 diye okunur. Bunu eliyoruz. B seçeneğine bakıyoruz. 2 bölü 5 ya da 5'te 2. Evet, bunun okunuşu doğru. C'yi de kontrol edelim. 3 bölü 7, 3'te 7 diye okunmaz. 7'de 3 diye okunur. O zaman cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi birim kesirdir diye soruyor. Birim kesir neydi? Payı 1 olacaktı. Baktığımızda A seçeneği 1 bölü 5 ile bir birim kesirdir. Yandaki şeklin boyalı kısmını belirten kesir aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Önce bir sayalım kaça bölünmüş bütünümüz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölünmüş. Yani paydası 8 olacak. Baktığımızda paydası 8 olan A seçeneği var. Boyalı kısma bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi boyalı. Evet, cevabımız A seçeneği. 35 topun 7'de biri patladı. Kaç top patlamıştır diye soruyor. 35'i bir bütün olarak düşünüyoruz ve 7 eş parçaya böleceğiz. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 çıkar. Patlayan top sayısı 5'tir. Büşra'nın 96 cevizi vardı. 8'de birini yedi. Kaç cevizi kaldı diye soruyor. Burada 96'yı bir bütün olarak düşünüyoruz. Bütünümüz 96. 8'de birini bulacağız. 8 eşit parçaya bölüyoruz 96'yı. 96'yı 8'e böldüğümüzde 12 çıkar. Bu 12 taneyi yemiş. 96'dan 12'yi çıkardığımızda cevabımız 84 kalır. Yani C seçeneği. 9. soruda bir sayı doğrusu var. Sayı doğrusundaki bütünü kaç eşit parçaya bölündüğüne bir bakalım. 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünmüş. Şekildeki sayı doğrusunda soru işareti yerine hangisi yazılmalıdır diye soruyor. Paydamız 4. Burası da birinci bölümü gösterdiği için bir tanesi alınmış oluyor. 1 bölü 4. Yani başka bir deyişle birim kesirini soruyor. Cevabımız evet. 10. soruda 80 sayfalık hikaye kitabımın önce 4'te 1'ini sonra da 8'de 1'ini okudum. Eren'in geriye okuyacağı kaç sayfası kalmıştır diye soruyor. Şimdi biz önce 80 sayfalık kitabın 4'te 1'ini bir hesaplayalım. 80 sayfalık kitabın 4'te 1'ini hesaplamak için 80'i 4'e bölüyoruz. 20 çıkar. Daha sonra 80'in 8'de 1'ini hesaplayalım. 80 sayfalık kitabın 8'e böldüğümüzde 80'i 10 çıkar. 20 ile 10'u topluyoruz. 30 yapar. 80 sayfadan da 30'u çıkardığımızda cevabımız 50 ile A seçeneği oluyor. Evet, çocuklar, dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz.